Üç ay önce İrem'den ayrıldığımı hatırlayın. Anlatayım da dinleyin. Çok efkarlıydım. İçim kan aldı. Adı kendisinden 11 yaş küçük olan Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Emre Aslan'la anılan İrem Derici'nin ilişkisi çok kısa sürdü. İrem Hanım, bizde bir havadis daha var. Bir ilişkimiz varmış galiba. Öyle miymiş? Evet. Öyle. Yani siz bir şey Emre duyduysanız. Emre Aslan oyuncusu. Buraya kuş sesleri koyun arkaya. Arkaya kuş sesleri koyun. Ya sizde kredim var diye düşünüyorum. Hani böyle bir konuyla alakalı ben değil de belki beraber konuşuruz diyeyim. Dahaki sefere de tek olur çift. Değil mi? Hadi inşallah. Geçen pazar Cihangir'de taksiye binerken görüntülediğimiz 33 yaşındaki şarkıcı benim erkek arkadaşım yok dedi. Çok kısa konuşalım neden? Ay ne konuşuyorsun sabahın körü be. Sizi burada gördük. Erkek arkadaşımın yanındaydı. Benim erkek arkadaşım yok ki. Kız bu niye açılmıyor? Nasılsınız? İyiyim, domuz gibiyim. Evet, saçlarınızın tamam. Yeni hali de çok güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi naşlıyorum, başka bir müsait bir dönemde konuşuruz. Teşekkür ederim. Peki arkadaşınız tanıyor musunuz? Menajerim Doğukan tanıyorsunuz. Tamam. 40 yıldır biliyorsunuz abi, siz de yani. Çarşamba günü ise Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla buluşan Derici'ye uğruna spora başlayıp sigarayı da bıraktığı Emre Aslan soruldu. Allah'ın cezası. Bizi gördüğünüz sevinen bir ünlümüz daha. Ben seviniyorum ya. Ben niye sevinmeyeyim? Allah'ın cezalı dediğiniz zaman. Ama ben hani sevdiğim bir insanı görünce öyle diyorum. Bir toplantı mı vardı acaba? Arkadaş çevrenizle mi gelmişsiniz? Kalabalık gayet. Tek başıma geldim çünkü. Göremedik. O da burada dediler ama. Arkadaşlarımla geldim. O da arkadaşım. O da burada olabilirdi. Ama yok, paramı mı düşürdüm kız ben, yok cebime koydum. Emre Bey'le artık görüşmemişsiniz. Ya görüşürüz arkadaşlar. Bakın arkadaş izliyorum. Kaç kere söyleyeceğim. Bunu 40 kere söyletmeyin ne olur ya. Geldik zaten arkadaş grubumuz çevreniz, aynı grup. Arkadaş çevreniz de sizi çok yakıştırmış. Hatta ilişki başladı diye. O işler öyle mi oluyor? Hiç öyle dedikodu falan yok. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, oynuyorsunuz kendi kendinize. Ünlü popçuya bir sosyal medya platformunda yakınlaştığı 22 yaşındaki Emre Aslan'la ilgili yaptığı ilk açıklamada hatırlatıldı. Spor salonu çıkışında birlikte konuşalım bunu. İkimiz birlikte daha uygun olur diye söylemiştim. Sizde kredim var dedim. Bir şey olursa ben tek başıma konuşmam, biriyle konuşurum dedim. Ama ben bir şey var demedim zaten. Ne olur. Aynı şeyleri soruyorsunuz, böyle şey oluyor. Pilav, ne pilavıydı o? Emre Bey'in tepkisi nasıl olur? Neyin ne tepkisi ya? Yürek, benim arabam orada. Hadi öpüyorum, görüşürüz hayatım. Çıkan haberlerden dolayı, hani bir arkadaşlarımızın zedeleme oldu. Güldük, oynadık biz. Bizim komiğimize gitti. Çünkü biz bir aydır zaten geyik yapıyoruz Clubhouse'da. Güldük yani. Bebeklerim, sonra yazıyorsunuz, yok domuz gibiyim dedi, arabaya bindi diye. Yani benim tavrım bu, bilmiyor musunuz ya? Artık 10 yıldır bu kadın argo konuşuyor, küfür ediyor. Bu böyle yani. İrem Derici, argo ve küfürlü konuşmaktan hiç vazgeçmeyeceğini söyledi. Eleştirenler de oluyor. Eleştirenler için ne söylemek istersiniz? Hani biraz argo, küfürlü konuşma. Eleştirenlere de argo bir şey diyeceğim. Ondan sonra al döndür onu başlık yap. Bir şey demiyorum. Sonra insanın hani karakteri, mizacı değişmesi zor mu yani? Değişmez. Değişmez. Niye değiştireyim ki? Yani beğenmeyen kapatır sayfayı, izlemez, kanalı kapatır, geçer. Bu kadar basit yani. Ünlü şarkıcı geçen yıl 6 ay süren bir ilişki yaşadığını ama kimsenin haberinin olmadığını itiraf etti. Aşk hayatını nasıl gidiyordu? Birbirlerini almak. Aşkım gitmiyor. Gitmiyor yani. Yok. Bakın 10 yıldır sorun beni tanıyorsunuz acaba? Artık. Sorun bende ya da değil. Ya ne fark eder? Ne yapacaksınız benim kimi sevdiğimi? Eyvam Hanım, biraz hani belki siz gizli ya da saklı tutmak için uğraştığınızda ondan sonra nazar mı değdi diyelim hani. Kafanıza bazı şeyler mi oturmadı da? Hayır, ben gizli tuttuğumu çok güzel tutuyorum. Ruhunuz duymadı. Yani ben geçen sene gayet 6-7 ay çok güzel bir ilişki yaşadım. Hiçbirinizin ruhu duymadı yani. O yüzden diyorum yani. Söylemem gerektiği yerde söylerim biriyle bir şey olsa. Siz 80 milyonda yaşayan herkesi tanıyor musunuz? Oyuncuyu seven şarkıcıyı tanıyoruz. Değil hayatım, değil. Tamam, valla dünyada benim aşk meşk hayatımdan daha önemli şeyler var ya. Ben şey yapayım, yok. İrem Derici'nin Menajerimi Ara dizisinde oynadığı bölümler büyük ilgi görmüştü. Sen kafayı mı yedin? Anı ihtimal yok, yüksek burası, yemin ediyorum çeksinler. Bütün fotoğraflar çıksın onunla. Diye devam edecek misin? Menajerimi Ara'sında oynadığın bölümler çok beğenildi. Yani ben oyuncu değilim. Menajerim arada tekrar olabilirim çünkü ekibi çok sevdim. Ekip de beni çok sevdi. Orada zaten bir oyunculuk yapmıyorum. Kendim oynuyorum. Kendim oynamak da çok zor olmuyor yani.
Çünkü mal bu. Ama öyle bir diziye gireyim, oyunculuk yapayım falan yok. Tek derdim benim herkes gibi açılsın her şey, konser verelim. Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın Ozan Çolakoğlu tarafından hazırlanan Best Of albümünde Yaz Günü şarkısını söylemek için savaş verdiğini anlattı. Konserler demişken Serdar Bey'le konser aldı diye haberler çıktı. Size hiç öyle bir şey duymadım ben. Her gün Serdar abiyle de beraberiz. Bizim hani yeni arkadaş grubumuz Serdar abi, Seçil, hepsi bizle beraberler. Konser haberi falan duymadım yani Serdar Bey'in de. Şimdi Serdar Bey'in proje albümü var, onun için hepimiz bir şeyler yapalım ve şarkı kapışıyoruz. Çünkü biliyorsun Serdar Bey'in her şeyi hit yani bugüne kadar yaptı. Ben mesela Yaz Günü için savaş veriyorum, Yaz Günü şarkısı için. Bir işte Ozan Çolakoğlu yapıyor albüm prodüktörlüğünü, bir Ozan abi darlıyorum, bir Serdar'ı darlıyorum. Dirici son olarak Çok Sevmek Yasaklanmalı adlı şarkıda düet yaptığı Sinan Akçıl'ın nikahına neden katılmadığını da açıkladı. Ben yeni atlatmıştım koronayı, yani bir risk almayayım dedim. Bir de biliyorsunuz ben piknik yapmaya gidiyorum, 6 kişi aramızda kanı geçecek kadar uzak mesafe oturuyoruz ama yine bana patlıyor. Orada da bulunmak pek hoş olmazdı gibi hissettim. Ünlü popçu evinin önüne kadar giden takıntılı hayranı ile ilgili de bilgi verdi. Takıntılı bir hayranınız vardı sanıyorum. Uzaklaştırma kararı da almıştınız. 2 sene oldu o neredeyse. Artık öyle bir şey yok değil mi hani o tip? Hayır canım öyle bir şey bir daha yaşanmadı. 2 sene oldu. En son Kasım ayında davası görüldü onun. Bir ses seda yok Allah'a şükürler olsun. Herkes dersini aldı diye düşünüyorum. Tereddüt yaşıyor musunuz kimi zaman böyle acaba takip ediliyor muyum falan gibi oluyor mu? Ya böyle? Yaşamıyorum. O dönemde yaşamıyordum ama birazcık sınırlar zorlanınca siniri bozuluyor insanın. Zaten şu an güvenlikli bir yerde oturuyorum. O anlamda bir sıkıntı yaşamıyorum. Yok yaşamıyorum zaten yani. Kimsenin de kötü niyetli bir şeye çıkıştığını düşünmüyorum ama yine de insan bir şu sınırlar aşılınca bir sinir oluyor. Son sevgilisi Emre Aslan'la arasındaki 11 yaş fark çok konuşulan İrem Derici, ilişkilerinizde yaş önemli mi sorusuna yanıt verdi. Tekrar ilişki konusuna geleceğim. Sizin için yaş önemli miydi acaba? Başlık çıkaracağım diye taktı. Taktı. Yaşa takılır mısınız? Ondan sormak istiyorum. Google'dan bir İrem Derici sevgilileri yazsana, bir yaşlara bak. Biraz da araştırın abi, ben ne diyeyim ya. Akıl yaşta değil baştadır arkadaşlar. Hadi ben defolup gidiyorum artık. Teşekkür ederim. Hadi öpüyorum, bay bay.